Antalya Büyükşehir Belediye'misin. 12 Temmuz 2019 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için oturum açılması hususunu arz ederim. Oturum açmak için yeterli çoğunluğumuz vardır Sayın Başkanım, arz ederim. Teşekkür ediyorum. Mazeretli olanların izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Sayın Başkanım, arkadaşlar müdahale ederse Abdurrahman Ceren Bey. Burada şeyden düğüm 53'e yönlendiriyoruz. Problem var. Ha, evet. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Hallettiniz mi arkadaşlar? İbradı Belediye Başkanımızın. Okey mi? Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre önergelerimiz var, arz ederim. Başkanlık evet. Makamına. Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2016'ya 14.089 esas, 2018'e 946 karar sayılı karar gereği Bahçeli Evler Mahallesi 12.581 adı 6 parselde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2016'ya 14.89 esas, 2018'e 946 karar sayılı karar gereği Bahçeli Evler Mahallesi 12.581 ada 6 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. İlimiz 5 merkez ilçede Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemaltı, Aksu, milli ve dini bayramlar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve halkın bir arada olduğu birlik ve beraberlik günlerinde hemşerilerin arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması amacıyla toplu ulaşım hizmetlerinden etkin faydalanılması gereken benzer günlerde yeni bir karar
karar almaya gerek olmaksızın belediyelerle bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen resmi plakalı otobüsler ile minibüsler, raylı sistem araçları, antray ve nostalji tramvayı, toplu taşıma hizmetlerinin indirimli, ücretsiz olması ve hangi saatlerde uygulanacağının belirlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğe yetki verilmesi konusunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu takdir ve tensiplerinizi arz ederim deyimle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Gündemimiz 23 maddeden oluşmuştur Sayın Başkanım, arz ederim. Teşekkür ediyorum. Evet, gündem sırası gelince yerini alacaktır. Evet arkadaşlar, tüm komisyon raporlarının okundu, kabulünü oylarınıza sunuyorum. Yalnız bir komisyon raporunda Deniz Hanım söyleyecekti herhalde, belki de 3 yıl değil 3 yıla kadar olacaktı. Evet başkanım. Bir onu Deniz Hanım önerisini kayda geçelim. Gündemimizin 3. ve 4. maddesinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından araç kiralama hizmet alım ihalelerinin 3 yıla kadar yapılması, 4. maddede yine personel taşıma hizmet alımı ihalesinin 3 yıla kadar yapılması düzeltilmesi düzelterek. Evet. 3 yıllık yapılmış, 3 yıla kadar olarak düzeltiyoruz arkadaşlar. Evet, o şekliyle kabul edildi. Sayın Başkanım, gündemin 2. maddesiyle 19. maddesi arasında oy birliği var. Toplu olarak oylanması ve komisyon raporlarında 3 ve 4. gündem maddelerinin Sayın Başkanım Deniz Filiz hanımefendinin önerisi doğrultusunda kabulünün oylanması hususunu arz ederim. Evet, gruplar adına Sayın Filiz. Uygundur başkanım. Sayın Tanır. Uygundur. Sayın Senerli. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Sayın uygundur. Yazar. Uygundur. Uygundur. Evet, o zaman kabulünü oylarınıza sunuyorum. Toplu oylanması Sayın toplu Başkanım. Önerdiğiniz şekliyle toplu oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Ve kabulünü. Ve kabulünü. Sayın Başkanım, gündemin 20. maddesi arz ederim. Sayın Başkanım, gündemimizin evet. 20. maddesinde yapılan plan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu grubumuzca uygundur. Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz. Sayın Tanır, hangi maddeyi şey yapıyoruz? Gündemin 20. maddesi. 20. maddedeki grubumuzun görüşü çekimserdir. Teşekkür ederim. Çekimser Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Sayın Topaloğlu. Uygundur. Teşekkür ediyorum. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 21 ila 23. gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havale edilmesi hususunu arz ederim. Evet, grup. Başkanım, gündemimizin 23. maddesiyle ilgili
komisyona havale edildikten sonra tekrar karar alınmak üzere meclisimiz ara verilmesini ve toplantımıza devam edilmesini öneriyoruz. Evet. Uygun tanır. Uygundur. Sayın. Uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur. Teşekkür ediyorum. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Biz daha toplanacağız ha. Ara komisyon. Komisyonla ilgili bize rapor yok. Kabul edilmiştir arkadaşlar. Şimdi komisyona havale edilen Sayın Başkanım, 23. maddeyle ilgili 5 dakika ara verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Bütçe komisyonundaki arkadaşlarımız görevi başına. Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Meclis üyelerimizin dikkatini Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 dönemi stratejik plan çalışmalarına başlanmış olup ve şeffaf yönetim anlayışıyla devam etmektedir. Stratejik planın hazırlanmasında siz değerli meclis üyelerinin görüşleri çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda paydaş katkı anketi adı altında masalarımızda bir anket formumuz bulunmaktadır. Doldurulması hususunu arz ediyorum. Dedim okudum. Evet, meclis üyesi arkadaşlarım onları dolduracaklar, merak etmeyin. 2020 ila 2024 arasında geleceğe yönelik hazırlanan bir stratejik plandır. Arz ederim. Evet, ikinci oturum için. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Temmuz 2019 tarihli olağan ikinci meclis oturumunu açmak için, olağan meclis toplantısının ikinci oturumunu açmak için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Arkadaşlar, İbradı Belediye Başkanımız. Şurada. Şurada bak, İbradı Belediye Başkanımız. Yeterli çoğunluğumuz vardır Sayın Başkanım, arz ederim oturumu açmak için. Gündemimiz iki maddeden oluşmaktadır, arz ederim. Birinci yoklama açılış, ikinci gündem maddesi, arz ederim. Evet, gruplar adına. Başkanım, gündemimizin ikinci maddesinde toplu taşımada milli ve dini günlerde ücretsiz taşıma yapmayla ilgili resmi plakalı araçlarımızda komisyondan oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyondan geldiği şekilde kabulü uygundur. Teşekkür ediyorum. Sayın Tanır. Uygundur. Sayın Seneli. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Sayın Yazar. Uygundur, uygundur. Ben söyleyiveriyorum. Uygundur. Teşekkür ederim. Uygundur başkanım. Teşekkür ederim. Adam meşgul abi, biraz söylüyorum. Komisyondan tamam. Geldi şekeri. Sonuçta komşuyuz Sayın Başkan. Kabulünü hocanıza sunuyorum. Sayın Başkanım, komisyon raporunu oynattık ama komisyon raporunu ben okumamıştım. Okundu da kabul etmemiştik. İsterseniz bilgi anlamında ilk geldiği için bütün meclis üyelerimize okumayı arz ediyorum. Bir daha olmasın. İlimiz 5 merkez ilçede Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemaltı, Aksu milli ve dini bayramlar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve benzeri günlerde halkın bir arada olduğu birlik ve beraberlik günlerinde hemşerilerin arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması amacıyla toplu ulaşım hizmetlerinden etkin faydalanılması için yeni bir karar almaya gerek olmaksızın belediye
belediyelerle, bunların kurdukları birlik müessese ve işletmecilerle yürütülen resmi plakalı otobüsler ile minibüsler, raylı sistem araçları ve nostalji tramvay toplu taşıma hizmetlerinin indirimli ücretsiz olması ve hangi saatlerde uygulanacağının belirlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğe yetki verilmesinin komisyona katılan komisyon üyeleri tarafından uygun olduğu görüşüyle meclisin takdirine sunulmuştur, arz eder. Tabii ki JET Meclisi, Ruhiye Hanım, alışacaksınız. Teşekkür ediyorum. Tekrar oylayalım o zaman. Okundu efendim. Takdir sizin, arz ederim. Oyluyoruz o zaman diyorsunuz. Muhalif mahsur yok diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Evet, başka gündem olmadığı için gündemi sonlandırıyoruz. Almış Sayın Başkanım, Otobüsler Odası Başkanımız da burada herhalde. O da bir Antalya halkına lütufta bulunsun yani. Bulunurlar. Evet, almış olduğumuz kararlarımızın Antalya'mıza hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Nasıl olsa tatildeyiz ya.